Ayşe. Ayşe iyi misin? Ayşe duyuyor musun beni? Ayşe. Ne yapıyorsun? Bayılmış. Ayşe. Ökkeş. Ambulans çağırıyorum. Çağırma, bekleyemem. Çekil. Bir dakika, bir dakika. Ayşe. Ayşe kızım. Ömer Bey. Ayşe'ye ne oldu Ömer Bey? Ayşe fenalaştı, hastaneye götürüyorum. Ben de geleyim mi sizin? Sen burada kal, evdekilere haber veririz. Tamam efendim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Soruya bakar mısın? Ökkeş. Heh. Ökkeş ne oldu? Ömer Bey nereye gitti? Ayşe Hanım bayıldı, hastaneye götürdüler. Aa, kiminle? Müzeyyen Hanım'la mı? Yok canım, yok şey de o kız hani... Ya Ömer Bey'in şeyi işte... Neyse, hadi sen münasip bir dille içeride anlatırsın. Aa, Nihat, Nihat Bey. Sağ ol Ökkeş. Nihat Bey... Hayırdır Ökkeş? Ayşe Hanım bayıldı. Ömer Bey de onu hastaneye götürdü. Hediye, hadi git Müzeyyen Hanım'a haber ver. Sakın Asiye'ye bir şey söylemeyin ha. Herkesi tembihle, tamam mı? Tamam, hadi, tamam, koş. Hadi. Tamam. Yavaş. Neredeyse başını çarpıyordum. Dikkatli tut. Şoför olan ben değilim. Zamanla yarışıyorum burada. Görmüyor musun? Konuşup dikkatimi dağıtma. Nefes alıyor değil mi? Evet, uykuda gibi sanki. Efendim anne. Ömer, yavrum ne oldu Ayşe'ye? Ayşe nasıl? Bilmiyorum anne, yine bayıldı. Hastaneye götürüyoruz. Oğlum neden arabayla götürüyorsun? Ya yolda bir şey olursa? Niye ambulansı beklemedin? Vakit kaybetmek istemedim anne. Varmak üzereyiz hastaneye, ben seni ararım. Müzeyyen Hanım. Hediye. İlacım. Hediye ilaç. Ay. Teyze ne oldu, iyi misin? Tansiyonum çıktı galiba. Annem. Ayşe. Ne oldu Ayşe? Gene mi bayıldı? Ömer arabayla hastaneye götürüyormuş. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Ömer'i tabii ki. Bana ihtiyacı olabilir. Ayşe. Ayşe iyi misin? Ayşe canım iyi misin? Ayşe. Ayşe. Cevap ver şu telefona. Alo, sen kimsin? Ömer Bey şu an müsait değil. Kusura bakmayın, kapatmam lazım. Allah kahretsin. Alev ne oldu? Kim var yanında biliyor musun? Şu geçen gün gelen parazit gibi yapıştı Ömer'in üstüne. Alev, kızım. Alev yapma böyle şeyler. Beni gerçekten anlamıyorsun teyze değil mi?
Neyi anlamıyorum Alev? Durumu teyze. Ömer öyle bir kızla asla beraber olamaz. Asla. Alev, ben böyle laflar duymak istemiyorum. Yapma böyle. Zehra. Efendim? Çok teşekkür ederim. İyi ki yanımdasın. Sen çok iyisin. Öyle değil mi abi? Canım, iyi misin? Çok korkuttun bizi. İyiyim Nihat'cığım. Ama abimle Zehra olmasaydı belki de şimdi ben. Ben bir evdekilere haber vereyim. Birkaç tahlil yapmamız gerekiyor Ayşe Hanım. Zehracığım, sen de abimi yalnız bırakma istersen. Nihat benim yanımda nasılsa. Benim size bir şey söylemem gerekiyor. Ben gerçekten bayılmadım. Hepsi numaraydı. Ne demek numaraydı? Bunun şakası olur mu Ayşe? Bizi ne kadar korkuttuğunun farkında mısın? Anlatacağım aşkım. Kızma, mecburdum. Şimdi. Benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Mithat Bey, en çok da sizin yardımınıza ihtiyacım var. Abime üzülmemem gerektiğini, üzülürsem tekrar hastalanacağımı söylemenizi rica ediyorum. Üzgünüm ama ben böyle bir şey söyleyemem. Lütfen. Ya yıllardır tanışıyoruz, ben sizden ilk defa böyle bir şey istiyorum. Onu da abimin mutluluğu için yapıyorum. Kırmayın beni ne olur. Senin gerçekten üzülmemen gerekiyor. İnanın, bu işin sonunda herkes çok mutlu olacak. Sen hala niye buradasın? Gidebilirsin artık. Ayşe iyi değil mi? Önemli bir şey yok. Sana ne bundan? Niye ilgileniyorsun bu kadar Ayşe ile? Ya siz nasıl bir insansınız ya? Sakın bana masum numarası yapma. Ayşe parası için flört ettiğin adamın karısı. Ömer. Ayşe nasıl? Daha iyi. Kendine geldi. Çok sevindim kardeşim. Zehra da gidiyordu. Hani her şeyi Ayşe'ye anlatıyordun sen? Anlatmaya fırsat vermeden yine ortaya çıktı düzenbaz. Kim bilir yine neyin peşinde. Neyse. Ben bir Ayşe'ye bakayım. Hı hı. Ömer Bey, odama gelir misiniz? Sizinle konuşmalıyım. Ayşe, sen de dinleneceksin, tamam mı? Tamam. Hayatım, bu yaptığın doğru mu?
abinin işine karışmasak sanki daha iyi. Nihat'cığım, abimin sorunu ne biliyor musun? Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Ben kararımı verdim. Abim Zehra'ya evlenme teklifi edene kadar ben boynu sürdüreceğim. Evlenme teklifi mi? Ve aşkım, sen de bana yardım edeceksin. Nazan. O kız mı geldi bugün buraya? Evet ama... Benim bundan niye haberim yok? Ayşe Hanım bayılınca... Ayşe de mi yanlarındaydı? Yok ama Ayşe Hanım bayılınca birlikte gittiler. Ayşe'nin gözüne girecek tabii. Yılan. Bir adım daha yaklaşacak. Bir adım daha. Cık. Yok. Böyle bir şeye asla izin vermem. Bana bak Nazan. Bundan sonra bu evde kuş uçsa herkesin önce benim haberim olacak, anladın mı? Tamam Alev Hanım. Hiç kuşkunuz olmasın. Zehra Hanım. Ağlıyor musunuz siz? Yoksa biliyor musunuz? Neyi biliyor muyum? Ayşe'nin hastalığını. Kardeşimin durumunda gerilemem var yoksa? Beklenmedik bir atak değil. Ancak bu kadar sık aralıklarla olmasını önlemek bizim. Daha doğrusu sizin elinizde. Nasıl yani? Onun en büyük düşmanı üzüntü. Üzüldüğü an hastalık atak geliştirebilir. Hastanızı üzmemeye, elinizden geldiğince mutlu etmeye çalışın. Şimdi eve götürebilirsiniz. Ama lütfen söylediklerimi unutmayın. Ya Mithat Bey ikna edebilmiş midir abimi? Ömer bu yaptığını duysa çok üzülürdü hayatım. Doğru mu yapıyoruz sence? Ya Nihat'cığım abimin ne kadar zor bir insan olduğunu bilmiyor musun? Ya müdahale etmeseydim Zehra'yı kaybedebilirdi. Kavga ediyorlardı. Eğer bir şey yapmasaydım... Sen de bayılma numarası yaptın. Ya ama kabul et. İşe yaradı. Ayşe'nin durumunu anlattığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi her şeyi anlıyorum. Ömer aslında kötü biri değil. Sadece yanlış zamanda tanıştınız. Şimdi de ne yapıyorsa kardeşi için yap. Lütfen bunu unutma. Ama ben... Size iyi akşamlar. Demir. Ömer. Ne oluyor burada? Efendim anne. Kız sen neredesin gene? Karabatak gibi ortadan kayboldun. İşim vardı anne, geliyorum şimdi. Bu saatte kimlerin sokakta işi olur biliyor musun sen? Çabuk eve gel, sorumsuz, çabuk. Bu iyice yoldan çıktı. Bir an önce bunun başını bağlamak lazım. Ay anne, yeter ama artık ya. Of. Demek Ayşe. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Doktorla konuştun mu abi? Ne dedi? Konuştum canım. Önemli bir şey değil.
Sadece kendini üzmeyeceksin ve strese girmeyeceksin. Ben de sizi birden öyle görünce... Zehra ile kavga ederken yani. Şey, biz kavga etmedik ki. Sadece ufak bir tartışma. Büyük aşklar nefretle başlarmış hayatım. İstemiyorum ben. Etmeyin kavga. Tam abim mutluluğu yakaladı, evleneceği kızı buldu derken kaldıramam ben. Ne zaman döndünüz? Gece döndük. İyisiniz değil mi? Bir şey söylemediniz değil mi? Söyler miyiz hiç? Annenle babanın bir işi çıktı dedik. Ayşe, sen niye bu saatte ayaktasın? Hani yatacaktın? Yat yat, sıkıldım abi. Biliyorsun yatmaktan hoşlanmıyorum. Hem belki güzel haberler alırım. Kendimi daha hissederim diye düşündüm. Ne gibi mesela? Zehra ile barıştınız mı? Senin için kadınları anlamak zor. Sen de kolay biri sayılmazsın. Ama senin sorunun ne biliyor musun? Neymiş benim sorunum küçük hanım? Kadınların dininden anlamıyorsun. Tek sorunum bu. Zehra'ya ne kadar sert davrandığına ben şahit oldum. Artık kız seni ne kadar çok seviyorsa her şeyine katlanıyor. Canım. Aslında ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum. Biz... Abi. Burayı dinliyor musun? Ne diyor kalbi? Ya bak, iş hayatında mantık işe yarıyor olabilir ama aşkta öyle değil ki. Ya hem bu sadece aşkla ilgili de değil. İnsan sevdiğini bulunca tamamlanıyor. Ya sen de artık yarım yaşamayı bırak. Bence sen ne yap biliyor musun? Hemen gidip Zehra'ya evlenme teklif et. Nasılsın baba? İyiyim kız. Salonda yeni hazırladım, hadi gel. Nihat'cığım, ne yaptın? Bulabildin mi adresi? Ya harikasın. Tamam. Bak şimdi planı anlatıyorum. Ben ilaçlarını getireyim baba. Zehra. Kızım, senin kolyen nerede? Hani geçen gün gidip alacaktın? Şey, gittim de daha olmamıştı. Bıraktım ben de. Bugün yine sorarım. Satmadın değil mi yavrum kolyeni? Öyle bir delilik yapmadın. Hiç öyle şey olur mu baba? Ya sen bir de buna üzülme, ne olur. Ben bugün tekrar giderim, merak etme.
Ömer geldin mi? Ben de seni bekliyordum. Ne var? Sabah şey gördün mü diye soracaktım. Ne demek gördün? Bütün gece gözüne uyku bile girmedi. Hatta Zehra'yı bana bile sordu. Ben sana bu konuya karışmayacaksın demedim mi? İyi de. Dışarı çık Nihat. Baba ben çıkıyorum. Allah'ım inşallah kolyemi geri alabilirim. Siz kimsiniz? Zehra Kaya. Benim. Buyurun bunlar sizin. Bana çiçek. Seni kırdığım için çok özür dilerim Ömer. Ne bu şimdi ya? Düğün kahven olur inşallah. Pek iyi geldi. O da olacak o da. Kızla anasının gönlünü edebilirsek. Ha, öyle deme. Ben senin yanındayım biliyorsun. Yalnız Sevim anne, bak anne diyorum, bu Zehra'dan hala tık yok. En son akşamın bir vakti ortadan kaybolduğunu da unutmadım bu arada. Aslında kötü biri değil. Sadece yanlış zamanda tanıştınız. Şimdi de ne yapıyorsa kardeşi için. Zehra bu ara iş telaşına düştü. Ondan öyle çıkıp çıkıp gitmeleri. Ne işi ya? Ben varken işe mişe gerek yok. Öyle ama kendince gurur yapıyor. Zamane kızları. Kimseye muhtaç kalmak istemiyor. Sevim anne. Bak biz evleneceğiz diyorum. Benim karım olacak Zehra. Benim olan her şey onundur. Aman işte genç kız. Cilvelenecek, nazlanacak. Sen moralini bozma. İyi cilvelensin moral. Madem sen he diyorsun akşama gelip bu işi bitirelim ha. Olur. O zaman ben bir alışveriş yapayım. Madem alışverişe gidiyorsun. Aa, ne gerek var oğlum? Zaten geçen sefer de verdin. Ama olur da Zehra yine bir yanlış yapar. O zaman en çok sana kırılırım Sevim Hanım. Hiç kırılmayalım değil mi? Canımız sıkılmasın. Olur mu böyle şey oğlum? Sen Zehra'yı az çok tanıyorsun. Nazlanıyor işte. Al. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ömer Bey'le görüşecektim. İsmim Zehra. Üzgünüm, Ömer Bey müsait değil. Sadece birkaç dakika. Bir arayıp sorsanız biraz acelem var da. Kabul edecektir Ömer Bey. Maalesef, rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Dilerseniz randevu verebilirim. Efendim Ayşe'cim.
Abicim ne yaptın? Zehra aradı mı seni? Yok. Niye arayacaktı ki? Çiçeği almadı mı acaba? Hiç. Merak ettim de. Anladım canım. Önemli bir şey yoksa... Bilemezsiniz. Ömer Bey müsait değil diyorum. Anlamıyor musunuz? Ömer Bey engel olmaya çalıştım ama... Biraz konuşabilir miyiz? Zehra. Zehra mı geldi abi? Evet Ayşe'cim. Ben seni daha sonra arayayım mı? Tamam tamam siz konuşun. Zehra'ya çok selamı söyle. Akşam mutlaka bekliyorum. Ne işin var senin burada? Ne bunları ne de senin özünü istemiyorum. Anlamadım. Ayşe. Ben sadece kolyemi istiyorum. O kolyenin benim için manevi değeri var, anlıyor musun? Vermiyorum. Çünkü hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Kolye benim diye. Kolyemi vermezsen seni polise şikayet ederim. Kolyemi verene kadar buradan gitmiyorum. Şu adama insaf ver. Babama daha fazla yalan söyleyemem. Misafirimize kapıya kadar eşlik edin. Her insan kendine yakışanı yapar. Doğruymuş. Ne oluyor Ömer? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Az önce Zehra'nın nasıl çıktığını gördüm. Sen sadece iyi bir oyuncu gördün o kadar. Ömer. Kolyesini almaya gelmiş. Verdin mi peki? Demir sana söyledim ya. O kolye onun değil. Nihat'ın. Ya doğruyu söylüyorsa? Kayboldu bu kız. Dışarı çıktı. İşi varmış. Ay, ne işi varmış haspamın gene dışarıda? Kızına bir laf geçiremiyorsun değil mi? Kır dizini otur yenerle evlen diyemiyorsun değil mi? Zorla güzellik olmaz Sevim. Kız yeneri istemiyor. Senin gibi bir babası olursa tabii istemez. İstemiyorsa isteteceksin. Hem yenerden iyi damat mı bulacaksın o sorumsuz kızına? Boşuna zorlama. Bu iş olmaz. Olacak. Yeter be. Baba kız sizle mi uğraşacağım? Güzellikle söyledim olmadı. Yalvardım yakardım işe yaramadı. Ama siz durun. Durun hele. Önünde sonunda bu iş olacak. Yıllar sonra talihim yüzüme gülmüş. O sorumsuz yüzünden altın yumurtlayan tavuktan olamam. Evet aşkım. Ya Zehra şirkete gelmiş. Ömer adına gönderdiğin çiçekleri aldı demek ki. Tamam bir tanem, görüşürüz.
nasılsın diye bakmaya geldim ama sormama gerek yok galiba. Çok iyiyim annem. Abimle konuştum da moralim düzeldi. Sadece bu kadar mı? Ya anne çok güzel şeyler oluyor. İnşallah birkaç güne daha büyük bir sürprizle karşılaşacağız. İnşallah her şey dediğin gibi olur Ayşe'cim. Ömer'in mutlu olmasını ben de çok isterim. Amin. En başında kardeşinle konuşup bütün bunların bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemeliydin ona. Denemedim mi sanıyorsun? Ama artık çok geç. Bunca olandan sonra gerçeği anlatırsan Ayşe'yi mahvedersin. Vermiyorum. Çünkü hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Yalanmış. Bak sen şu sorumsuza. Açıyorum anasının telefonunu. Ama sen dur. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ne bunları? Ne de senin özrünü istemiyorum. Ben sadece kolyemi istiyorum. Bir an önce kurtulmalıyım bu işten. Ayşe'yi de üzmeyecek bir çözüm bulmalıyım. Kız sen bizi katil mi edeceksin ha? Orada burada sürt. Sonra da adın çıksın diye mi getirdik seni bu yaşa? Kız sen kimin işini alıyorsun ha? Yalvar olsun. Gitti kız. Bana bak. Akşama talibi hiç söz kesmeye gelecek. He diyeceksin. Yoksa vallahi kemiklerini kırarım seni. Ayşe, hayırdır, hasta mısın? Abicim, senin ne işin var bu saatte evde? Seni merak ettim canım. Nasılsın? Kızımla uyumak istedim. Birlikte ne kadar vakit geçirirsek o kadar iyi. Ayşe, yapma lütfen. Ne bileyim abi. İçimde sanki ölecekmişim gibi bir his var. Saçmalama, nereden çıkardın bunu? Abi. Tek isteğim Zehra ile bir an önce evlenmeniz.
Ya şu hayatta görmek istediğim en değerli şey bu. Hem... bana bir şey olursa Asya'ma siz yuva olursunuz. Zehra çok iyi bir kız. Ayşe. Lütfen. Abi ben biraz dinlenmek istiyorum. Uyuyacağım. Pes yani. Neydi o öyle? Yani bilmesen beni bile... Aslında hepsi oyun değildi. Abime rol yapsam da... kalbimin derinlerinde bir yerde. Ölüm durmadan bana sesleniyor sanki. İçimde sanki ölecekmişim gibi bir his var. Tek isteğim Zehra ile bir an önce evlenmeniz. Bana bir şey olursa Asya'ma siz yuva olursunuz. Kardeşinizin sadece 6 ay ömrü kaldı. Onun son günlerini mutlu geçirmesini sağlayın. İçimde sanki ölecekmişim gibi bir his var. Buna izin vermeyeceğim. Sen bana emanetsin. Sen bana babamın emanetisin. Ölemezsin. Ölemezsin. İçin hararetle hazırlık yapıyor vallahi. Üzülme bu kadar. Eğer istemiyorsan babam vermez seni yenere. Kolyemi vermezsen seni polise şikayet ederim.
kolyemi verene kadar buradan gitmiyorum. Buyurun hanım. Misafirimize kapıya kadar eşlik edin. Her insan kendine yakışanı yapar. Doğruymuş. Bir daha asla görmeyeceğim. Asla. Kimi görmeyeceksin? Yener'i mi? Bana bak Salim. Sen he dersen Zehra'ya laf düşmez. Kız istemiyor Sevim. Bir daha gelmelerini niye kabul ettin? Aklını kullan Salim, aklını. Ondan iyi damat mı bulacağız? Hem kısmet ayağımıza gelmiş, biz tekme atıyoruz. Tabii, paşa soyundan ya Zehra, Yener'i beğenmiyor. Mesele Yener değil. Kız evlenmeyeceğim diyor. Ayol naz onun ki, naz. Hele bir taksınlar yüzükleri, ısınır o ısınır. Küstürüp ayağını kesme çocuğu. Biz açalım önlerini. Ölüm yok ya sonunda. Atarlar yüzükleri, olur biter. Çık dışarı. Ablanla konuşacağım. Misafiri böyle mi karşılayacaksın? Anne neden anlamıyorsun ya? İstemiyorum. Evlenmeyeceğim ben Yener'le. Acık akıllı ol kızım. Böyle kısmet kaçar mı? Çıldırdın mı? Evi var, arabası var, kurulu düzeni, parası var. Gözü senden başka hiçbir şey görmüyor. Ağzının içine bakıyor. Bir şey dese de yapsam diye. Nesini beğenmedin de istemiyorsun? Ben parası için kimseyle evlenmem anne. Kime anlatıyorum ki? Akıl yok ki saksıyı çalıştırsın. Çok zenginiz ya. Gönlünün çektiğine varacak. Kızım kendini düşünmüyorsan bizi düşün. Başka çare mi kaldı? Evlenme. İyi, güzel. Sonra ne olacak? Açlıktan iki gün sonra birbirimizi mi yiyeceğiz? Kalk. Hadi kalk. Misafirimizi karşılayacağız. Anne yapma. Bırak ne olur. Kalk dedim. Bacağını kırdık babana. Yasemin. Sen odana geç. Ablan açacak kapıyı. Anne Allah aşkına ya. Yapma ne olur ya. Bana bak. Seni gebertirim. Ben şimdi üstümü değiştireceğim. Sen güler yüzle kapıyı açıp misafirimizi içeri alacaksın. Anladın değil mi? Hadi bakayım, dediğimi yap. Ne işin var senin burada? Yine hakaret etmeye mi geldin? Yoksa evimden de mi kovduracaksın beni? Sadece Ayşe için Ömer. Onun yaşaması için. Ne istiyorsun dedim. Niye kapıma geldin? Benimle evlenir misin?